Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hücre döngüsü konumuza başlıyoruz. Arkadaşlar, hücreler genelde bölünme sürecine ya hazırlık yaparlar ya bölünüyor olurlar. Farklılaşmış hücrelerimiz ise artık bölünme sürecini bitirmiş ve yapacakları görevi yerine getirerek hayatlarını tamamlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla biz hücre döngüsü kısmında arkadaşlar daha çok bölünebilen hücrelerimizi ele almaya çalışacağız. Bunlardan ilki olan mitoz bölünmeyi bu dersimizde ele almaya çalışacağız arkadaşlar beraber. Başlayalım, buyurun. Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına biz arkadaşlar hücre döngüsü adını veriyoruz. Yani bir hücre ya bölünmektedir ya da bölünmeye hazırlık yapmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla hücre döngüsü dediğimiz olay interfaz, yani olaya hazırlık ve bölünme evresi olmak üzere iki evreden meydana gelir arkadaşlar. Bakınız, şu gördüğünüz saat döngüsünde 22 saat yaklaşık olarak hücrelerimiz, bakın G1 adını verdiğimiz gelişme 1 evresiyle olaya hazırlık yapmaktadırlar. Geriye kalan 2 saatlik dilinde ise arkadaşlar interfazın geri kalan kısımları olan S evresi, sentez evresi, yani burada DNA kendini eşleyip iki katına çıkmaktadır. G2 evresi, gelişme 2 evresi ve daha sonra arkadaşlar çekirdek bölünmesi adını verdiğimiz profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinden sonra bir de sitoplazma bölünmesi, yani sitokiniz gerçekleşerek arkadaşlar hücremiz ne yapmakta? İkiye bu şekilde bölünmeyi başarmaktadır. Ve şurada arkadaşlar DNA miktarımız toplamda 2C kadar ise, bakın S evresinde artık bu kendini DNA'mız eşleyip çoğalttığı için 4C miktarına çıkmaktadır. Yine G2'de, gelişme 2'de arkadaşlar 4C mevcutu korumaktadır arkadaşlar. Profaz, metafaz evresinde şu şekilde yine 4C'lik bir hücremiz vardır DNA miktarı olarak. Daha sonra anafaz, bakın telofaz sürecini şöyle resmedecek olursak 2C zıt kutba, 2C bakın zıt kutba çekilmiştir arkadaşlar DNA miktarı olarak. Ve sitokinezde ise arkadaşlar bu hücre ikiye bölünerek olay sonunda tekrardan 2C'lik iki tane yeni DNA'mız meydana gelmiş olacaktır diyoruz. Evet, kısaca bu görmüş olduğunuz olay arkadaşlar mitoz bölünmenin kısa özeti olmuş oldu. Detaylara az sonra başlayacağız. Şimdi şu görmüş olduğunuz, bakın bir hücre arkadaşlar ne yapmış? 23 saat boyunca interfaz yapmış ve 1 saatte ise bakın sadece bölünmüş ve kendisini 2 tane yapmayı başarmış. Daha sonra bakın bu hücre de arkadaşlar yine ne yapacak? İnterfaz geçirecek, olaya hazırlık yapacak ve o da mitoz bölünmeyle en son 2 tane yeni hücreyi meydana getirmiş olacak. Yani toplam arkadaşlar 24 saatte bir hücreler ne yapabiliyorlar? Bu şekilde bölünme kabiliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla bizim vücudumuzda her an arkadaşlar yeni hücreler ne yapmaktadır? Bu şekilde oluşmaktadır diyeceğiz. Peki bu hücreler niçin bölünüyorlar arkadaşlar? Yani bunların bölünmesini sağlayan bir olay olmalı. Arkadaşlar hacim küp olarak, yüzey kare olarak artar. Yani hücremizin hacmi küp olarak, yüzeyi ise kare olarak arttığı için bir süre sonra artan hacmi, bakın yüzeyi karşılayamaz hale geliyor. Dikkat edin, R1 iken bakın oran 1 olmayı başarmış ama R2'ye çıkınca bakın oran 2 oluyor. R3 olunca bakın oran 3'e çıkıyor. Yani hacim daha fazla büyüyor arkadaşlar ve yüzey artık ihtiyacı karşılayamaz hale geliyor. Yönetim zorlaşıyor. DNA yönetimi kolaylaştırmak için tekrar ne yapıyor? Bu şekilde bölünme kararı alarak hücrenin yüzeyini küçültmeyi başarmış oluyor arkadaşlar. Şimdi interfazın biraz daha detaylı bir şekilde incelemesine bakacak olursak, hücrenin bölünmeye hazırlandığı büyüme ve gelişme sürecine biz olaya hazırlık anlamında interfaz adını veriyoruz. Hücreler yaşamlarının büyük bir kısmını interfazda geçiriyorlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak bakın G1'in biz 22 saat sürdüğünü, S, G2 ve mitotik fazın, bakın şu evrenin arkadaşlar toplam 2 saatçik sürdüğünü az önce ifade etmiş idik. Dolayısıyla interfaz olaya hazırlığın G1 evresi, bakın daha uzun sürmektedir. Peki ne oluyordu bu G1 evresinde arkadaşlar? Şimdi siz olaya hazırlık yapıyorsunuz, yani bölüneceksiniz ama bölünmek için yeteri kadar proteine ihtiyaç var, yeteri kadar enzime ihtiyaç var, yeteri kadar enerjiye ihtiyaç var. İşte G1'de arkadaşlar bütün bunlar ne yapılıyor? Gerçekleştirilmeye çalışılmış
oluyor arkadaşlar. Neler var G1 evresinde? Onlara bakacak olursak hücrenin büyüme sürecine girdiğini, bu evrede bol miktarda ATP sentezinin hızlandığını, organel sayısının ve protein sentezinin arttığını arkadaşlar ifade edebiliriz. Metabolizma hızı ise bakın ne yapıyor burada? En yüksek düzeye ulaşıyor. Yani bir hummalı hazırlık var arkadaşlar. Bölünme için yapılan hazırlıklara biz G1 evresi adını vermekteyiz. Ve bakın bu esnada arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kromozom henüz daha kendini eşlememiş. Yani şu gördüğünüz kromatin iplik arkadaşlar içerisinde bakın şöyle bir DNA'mız var. DNA'mız var. Etrafında bakın şöyle bir protein arkadaşlar, histon proteini sarılarak şu görmüş olduğunuz kromatin iplik mevcudiyetini korumakta henüz. Ne olacak bu? S evresinde kendini eşleyip çoğaltıp kromozoma dönüşecek arkadaşlar. G1 evresinde hücreye eğer DNA tarafından bölünme komutu verilirse, bu komut nasıl veriliyor arkadaşlar? Yeteri kadar ATP sentezlenmiş mi? Yeteri kadar organel protein sentezi gerçekleşmiş mi? Organel sayısı yeterli düzeyde mi? Bakın bunlara bakılıyor. Bu şekilde arkadaşlar DNA tarafından bölünme komutu ya veriliyor ya da hayır, henüz sen daha hazır değilsin bölünmeye. Biraz daha bekle, biraz daha geliş bakalım komutu verilmiş oluyor. Eğer bu komut verilirse arkadaşlar hücremiz S yani sentez evresine girerek kendini eşleyip çoğaltmaya ve kromozom adını verdiğimiz, biraz sonra anlatacağımız slaytımızdaki kromozom şeklimize dönüşmeyi başarmış olacak. Bakın burada henüz G1 evresinde DNA miktarı arkadaşlar 2C miktarındadır. Çünkü henüz kromatin iplik halindeyiz. Kromozoma dönüşmedik. Biraz sonra kendimizi eşleyince bu 2C'miz ne olacak arkadaşlar? 2 kadına çıkacak. Yani 4C'ye ulaşmış olacak. Evet bakın bu S evresinde kendini eşlediği için kromatin iplik 4C DNA miktarına ulaşmış oluyor. Şu gördüğünüz arkadaşlar artık eşlenmiş bir kromozomdur. 2 tane bakın şu ve şu kardeşten meydana geliyor. Yani eşlenmiş kromozomda şu parçayla bakın şu parça 1 olsun şu parça 2 olsun bakın. Artık bu iki parça birbirinin arkadaşlar kopyasıdır. Dolayısıyla şu DNA, bir nolu DNA bakın kendini eşlemiş, bakın iki nolu DNA'sı yanına yapmış ve şu gördüğünüz sentromerle bunlar birbirine tutunmuştur. Zaten vardı sentromer arkadaşlar, şöyle bakın iplik halindeyken ne olmuş oldu? Yanına şöyle ikinci ipliği yaparak bu şekilde kromozoma dönüşmüş oldu. Ve DNA miktarı da arkadaşlar 4C'ye ulaşmış oldu. DNA eşlenmesi olayına biz replikasyon veya duplikasyon diyoruz ki işte bu S evresinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu sırada hücre büyüme devam ediyor. G2 evresinde ise bakın arkadaşlar henüz yeterli protein miktarı belki sağlanamadığı için yine ne yapıyor? Hücre büyümeye devam ediyor. Her ne kadar 4C DNA'sına ulaşmış olsa da G2 evresinde gelişmeye ne yapıyor? Hücremiz devam ediyor. Bir yandan da büyümeye ne yapıyormuş? Bakın devam ediyormuş diyoruz. Yine DNA'mız burada 4C olmayı başarıyor. Çünkü artık S evresinden sonra 4C DNA miktarını ne yapacak sistem? Korumaya çalışacak arkadaşlar. Aynı zamanda interfazda eğer bir hayvan hücresi ise arkadaşlar, şurada T eksik olmuş, sentrozom eşlenmesini de biz görüleceğini düşünebiliriz. Embriyonik hücrelerin yaşam döngüsünde, bakın embriyonik hücrelerin yani anne karnında yeni oluşmuş olan zigotun geçirmiş olduğu mitozlar sonucu oluşan hücrelere biz embriyonik hücreler diyoruz arkadaşlar. Bunların interfaz sürecinde hızlı bölündükleri için S evresi görülse bile G1, G2 evreleri görülmüyor. Bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Seri halde hızlı bölünmelerle oluşan yeni hücreler daha küçük yapılı oluyor. Çünkü G1 ve G2 gelişme 1 ve gelişme 2 yapmadıkları için arkadaşlar bakın şu şekilde daha küçük hücreler meydana gelmiş olay sonunda. Şu gördüğünüz koskocaman bir zigot hücremiz. Zigot hücremiz arkadaşlar bakın V1 hacmine sahip olan bir hücremiz arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir defa bölünmüş, bakın 2 tane hücre oluşmuş. Bir defa daha bakın bölünüyor, toplam 4 tane yeni hücre oluşuyor. Fakat hücrelerin daha küçük yapılı olduğunu ve X1 ağırlığının şu oluşan yeni hücreli 4 hücreli olan zigotun arkadaşlar bakın ağırlığından daha fazla olduğunu burada ifade edebiliriz. Neden? Çünkü zigot arkadaşlar bu şekilde bölünürken annesinden besleniyor. Annesinden özür diliyorum, henüz beslenmeye başlamıyor. Yani fallop tüpü dediğimiz yerde döllendikten sonra
Uterusa yapışana kadar arkadaşlar zigot yolda sadece içindeki besin dokusundan besleniyor. Dolayısıyla her bölünmede içerideki besin miktarı enerji için kullanılacağı için arkadaşlar azalıyor. Dolayısıyla X1'in ağırlığı X2'den ne olmuş oluyor? Evet, X1'in ağırlığı arkadaşlar X2'den bu şekilde daha fazla olmayı başarıyor diyeceğiz embriyonik hücrelerde. Bir sorumuz var, hemen bakalım. Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede diyor, farklı bölünme evrelerindeki DNA miktarları grafikte gösterilmiştir. Buna göre diyor, bölünmeler arası evre olan interfaz safhasını hangi numaralar göstermiştir arkadaşlar? Şimdi interfazda DNA miktarı kendini eşleyip çoğaltıyordu, S evresinde katına çıkıyordu. Bakın burada 1'den 2'ye geçiş evresinde DNA miktarımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'e çıkmış. Demek ki arkadaşlar birinci olan kısmımız bize interfazı ifade edebilir. O zaman burayı dahil edebiliriz arkadaşlar. Bakın daha sonrasında interfazdan sonra çekirdek bölünmesi olan profaz, metafaz, anafaz, bakın telefaz evreleri ve daha sonra bakın sitokinez ile tekrardan bölünme ile DNA miktarı yarıya düşer. İki tane yeni hücre oluşacak çünkü içeriği ikisi eşit olarak paylaşacakları için bakın sitokinez safhasında azalma olur bu şekilde DNA miktarında. Daha sonra arkadaşlar oluşan her bir hücre tekrardan yeniden ne yapıyor? G1 evresiyle bölünmeye hazırlığa başlıyor. Yani şu kısımda yine interfazı ifade eder arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 6 bursu olarak bulunmuş oluyor. Evet, bu sebeple embriyo hücreleri büyümeden sürekli olarak ve çok hızlı bir şekilde bölünüyorlar arkadaşlar. Yani G1 ve G2 yapmadan sadece S evresi yaparak hızla bölünmeyi başarıyorlar. Böylece embriyoda hücre sayısı artarken her bölünme sonucu hücreler biraz daha küçülüyor. Az önceki şekilde ifade etmiş idik. Bazı hücreler sürekli bölünebilirken, bakın bölünür doku hücreleri arkadaşlar, bazı hücreler ise bakın bölünme özelliğini kaybedebiliyorlar. Ve biz artık bu bölünme özelliğini kaybeden hücreler arkadaşlar farklılaşmış hücreler diyoruz. Bu şekilde bölünemeyen hücreler kendine ait işlevleri yerine getirerek ömürlerini tamamlarlar. Mesela sinir hücreler arkadaşlar sadece bakın şu şekilde anne karnında bölünebiliyor. Çünkü hacim yüzey oransızlaşmadığı sürece hücre bölünmez arkadaşlar. DNA'dan komut alamaz. Bakın anne karnında şu gördüğünüz hücre bakın küçük olduğu için arkadaşlar hacim yüzey oransızlaşıyor. Sinir hücreleri için söylüyoruz ve bölünebiliyor anne karnında. Fakat daha sonraki süreçte doğumdan sonra arkadaşlar şu gördüğünüz bakın yeşil renkle çizilmiş olan dallanmalar meydana geleceği için sinir hücrelerinde yüzey de artıyor. Hacim de artıyor, yüzey de artıyor. Dolayısıyla hacim de artıp yüzey de arttığı için arkadaşlar artık sinir hücreleri bir daha bölünme gereği duymuyorlar. Çünkü hacim ve yüzey oransızlaşmıyor. Sinirler dallandığı için. İşte bu şekilde sinir hücreleri bölünmeden sadece ne yapıyorlar? Kendine ait işlevleri yerine getirerek arkadaşlar bu şekilde ömürlerini tamamlıyor ve en son ölmeye başlıyorlar. Zaten öldükçe de arkadaşlar bizim reflekslerimizde azalmalar, hareketlerimizde kısıtlanmalar başlamış oluyor. Sinir ve kas hücreleri gibi bazı hücreler G1'den çıkarak işte bu şekilde G0 olarak adlandırdığımız arkadaşlar durgun evreye girerler ki işte bu esnada artık bunlar sadece kendi görevlerini yerine getiriyor. Bir daha ne yapmıyorlar? Bölünme gereği duymuyorlar. İşte G1'den çıkmış bakın G0'a girmiş olan sinir hücremizi görmektesiniz arkadaşlar. Bu durumdaki hücreler metabolik olarak aktiftir. Yani arkadaşlar canlıdır. Protein sentezi yapar. Sitoplazmada enzimleri kullanabilir. Herhangi bir yakın hücresel solunum olaylarını gerçekleştirebilir. Yani çocuğu olmayan bir insan düşünün. Bu insan günlük bütün işlerini yapabilir. Sadece çocuğu olamaz. İşte buna benziyor arkadaşlar. Kendini çoğaltamadığı için hücre benzerini yapamamış oluyor. Fakat onun dışındaki her türlü metabolik olayını ne yapabiliyor arkadaşlar? Gerçekleştirebiliyor. Yani normal işlevlerini gerçekleştirebiliyor. Bu hücreler bölünmeyi uyaracak dış sinyaller almadıkları sürece, yani bakın dışarıdan bir sinyal vererek bu hücrelere belki bir gün bunların tekrar bölünmeye başlamalarını sağlayabileceğiz. İşte bu esnada felç adını verdiğimiz belki rahatsızlık arkadaşlar, sinir hücrelerin bölünmemesine kaynaklanan rahatsızlıklar ne olmuş olacak? Belki yok olmuş olur. Çünkü biliyorsunuz kazalar sonucunda oluşan sinir ölümlerinin artık biz yerine gelmediği için
hareketlerimiz ne oluyor? Gerçekleşemiyor. O organımız artık hareket edemiyor. İşte biz buna felç diyoruz arkadaşlar. Eğer ki o civardaki hücrelerden bazıları, sinir hücreler için söylüyoruz, dış sinyaller vererek tekrar bölünmeye başlarsa, o kısımdaki hücreler tekrardan meydana gelirse arkadaşlar, tekrar hareket etmeye ne yapabilir? O uzvumuz başlayabilir. DNA'larını kopyalayıp bölünme hazırlığı yapamıyorlar. Dış sinyal almadıkları sürece bu şekilde olan hücreler. Başka bir ifadeyle arkadaşlar, S ve G2 evrelerini geçiremiyor. G1'den sonra geçtikleri G0'da kalıyorlar ve hayat boyu bir daha ne yapamıyorlardı? Çoğalamıyorlardı. Evet, bir tane sorumuz var. Diyor ki, interfaz hücre bölünmesinde hazırlık evresidir diyor. İnterfaz canlılarda genellikle G1, S, G2 olmak üzere 3 evreden oluşur. Ancak embriyonik hücrelerde olduğu gibi bazı hücrelerde G1 ve G2 safhası görülmez diyor arkadaşlar. Bu şekilde embriyo hücrelerinde G1 ve G2'nin görülmemesi durumu hangilerine sebep olabilir diyor. Oluşan hücrenin bölünme yeteneğini kaybetmesine. Arkadaşlar, az önce ifade ettik, G1 ve G2 görülmeyince sadece küçük hücreler meydana geliyor. Bölünme yeteneğini bu hücrelerin kaybettiğini iddia edemeyiz. Çünkü onlar da tekrar ne yapıyorlar? Bölünmeye devam ediyorlar. Hücrelerin büyümeden bölünmesi. Evet arkadaşlar, G1, gelişme 1 ve gelişme 2 hücrenin büyümesini sağlıyordu. Dolayısıyla bu hücreler G1 ve G2 olmadığı için büyüyemeden bölünmüş oluyorlar. Hatalı hücre oluşmasın arkadaşlar. Herhangi bir anormal durum söz konusu değil. Hatalı hücreler oluşsun. Sadece gelişemeden bölünmüş oluyor. Başka bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2'ye sebep olur olarak bulmalıyız. Evet, gelelim şimdi mitotik faz bölünme evresine arkadaşlar. Bu evremizi de bir dahaki dersimizde ele almaya çalışacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.